Herkese selamlar arkadaşlar, kanalımıza, videomuza, Emirtiyam kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yeni başlayacak yeni 5 mafya dizisini açıklayacağız arkadaşlar. Onlar hakkında yeni bilgiler var, o bilgileri vereceğiz. 5 tane mafya dizisi hangileri derseniz arkadaşlar, bu videoda detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Yeni başlayacak, detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi unutmayın destek için. Evet arkadaşlar, ayrıca kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açarak yeni bilgilerden, yeni haberlerden, yeni gelişmelerden ilk siz haberde olursunuz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açalım. Evet arkadaşlar, ilk dizimizde başlayalım. İlk dizimiz ise arkadaşlar Show TV'nin yeni mafya dizisi İçeride Çukur. 3 kuruştan sonra aile dizisi geliyor arkadaşlar. İlk tanıtım yayınlanmıştı. İkinci tanıtım da bugün yayınlanacakmış arkadaşlar. Ve başrolünde Kıvançlar Tutu ve Selena Sarıkaya yer alıyor. Ayrıca kadro gerçekten bomba isimlerden oluşuyor. Dizinin ilk tanıtımı aşk konusu üzerindeydi ama ikinci tanıtım öyle olmayacak arkadaşlar. İkinci tanıtımda mafyanın olacağını hissedeceksiniz zaten. Aksiyon had safhada olacak dizide. Heyecanlı bir dizi bizleri bekliyor olacak. Ayrıca dizinin günü de resmi bir şekilde netleşti. 14 Şubat'ta başlayacak arkadaşlar. 14 Şubat Salı günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yani dizimiz her salı ekranlarda olacak. Yani yapım değişik yaptı diyebiliriz. Normalde arkadaşlar içerideyip Çukur'u 3 kuruşu pazarmıştı. Ama arkadaşlar aile öyle olmayacak. Değişik bir strateji. Belki salı günü tutar çünkü 3 kuruş tutmamıştı arkadaşlar pazartesi günü. Bence salı günü olması daha iyi oldu. Salı günü ben ailenin tutacağını %100 bir şekilde düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar kadroda da zaten bomba isimler var. Nejat İşler, Canan Ergüder, Yusra Geyik, sonra Nur Sürer, Levent Türgen, daha da Emel Göksu, daha da tanıdığımız bir sürü isim kadroda yer alacak. Umutcan Ütebay, 3 kuruşta görmüştük. Gerçekten bizleri heyecanlı bir iş bekliyor. Aslan ve Devenin Aşkı da dizide gerçekten bizleri hem eğlendirecek hem de aksiyona boğacak bir çift olacak diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir çift olacak. Dediğimiz gibi dizide aksiyon, mafya had safhada olacak arkadaşlar. Aşk da olacak. Her şeyi bir arada yaşatacak bir dizi olacak. Bir diğer dizimize geçelim. Bir diğer dizimiz ise onun da bugün ilk tanıtımı yayınlandı. Ve yayın tarihi de paylaşılmasa bile arkadaşlar bilgisi geldi elimize. Adım Farah dizisi. Adım Farah dizisinde de aksiyon, mafya konusu olacak. Zaten başrol karakterimiz mafya arkadaşlar. Engin Akyürek'in canlandıracak karakter mafya ve kadın başrolümüz ise arkadaşlar temizlikçi diyebiliriz arkadaşlar. Mafyanın temizlikçiliğini yapmak zorunda kalacak. Doktor normalde arkadaşlar. Öyle mi işlenecek bilmiyorum. Orijinalde öyle arkadaşlar. Mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalıyor. Oğlunun hayatını kurtarmak için arkadaşlar. Demet Özdemir ve Engin Akyürek başrolleri paylaşıyor. Dediğimiz gibi mafya konusu had safhada olacak dizide. Aksiyon, aşk temalı bir dizi diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir dizi olacak. Heyecanlı bir dizi. Orijinali gerçekten çok heyecanlıydı. Tıpatıp aynısıysa dediğim gibi olaylar böyle gelişecek arkadaşlar. Gerçekten heyecan dolu bir dizi olacak ve dizinin gününden bahsedelim. Dizinin gününde resmi bir şekilde netleşti. Resmi hesaplar paylaşmasa bile arkadaşlar gazeteci Birsen Altuntaş haberi önceden duyurdu. Dizi çarşamba günleri yayınlanacakmış. İlk bölüm ise 15 Şubat çarşamba günü arkadaşlar. 15 Şubat'ta ilk bölümüyle Fox'ta yayınlanmaya başlayacak. Siz Adım Farah dizisini izlemeyi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bir diğer dizimize geçelim. Bir diğer dizimiz ise arkadaşlar hayranlarının neredeyse 4-5 yıldır merakla beklediği Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nin senaryosu yeniden yazıldı. Şu anda Kaos adıyla başlaması bekleniyor. İsmi değişti arkadaşlar. Ve son gelen bilgilere göre TRT Dijital ve Show TV'de görüşmeler sürüyor. Yakın bir zaman içinde netleşecek ve yeni mafya dizilerinden birisi olacak dediğimiz gibi arkadaşlar. Kurtlar Vadisi efsanesi %100 bir şekilde geri dönüyor. Siz dijitalde mi başlamasını isterseniz TV'de mi? Şu an dediğim gibi Show TV ve TRT Dijital ile görüşülüyor. TRT Dijital platformu da şu anda herkes açılmadı. Yakında açılacak arkadaşlar. Bu ay duyurusu yapılması bekleniliyor. Platform ücretli mi, ücretsiz mi olacak derseniz belli değil. Dediğimiz gibi duyurulduğunda o konuda duyurulur zaten. Ben ücretli olacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar çok içerik olacağı için ben bedava yapacaklarını düşünmüyorum. Ama bekleyip görelim. TRT belki ilk aya özel ücretsiz yapabilir. Dediğim gibi TRT Dijital ve
Show TV'de görüşmeler sürüyor Kurtlar Vadisi için. Panavenim görüşüyor. Sizce hangi kanalda anlaşılmalı? Yorumlarınızı yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. İlk başta Panavenim Disney Plus'la anlaşmıştı. Videolarımızı izleyenler bilir. Ama Disney Plus'la sözleşmesel sıkıntılar yaşadılar. Anlaşmazlıklar yaşadılar. Proje Disney Plus'ta maalesef ki yayınlanmayacak. Belki arkadaşlar aralarındaki sorunları bitirdiler, anlaşabilirler mi derseniz. O da olabilir ama şu anlık öyle bir şey yok dediğimiz gibi. Bir de aralarında görüşme olmadı. Bir diğer dizimize geçelim arkadaşlar. Diğer dizimiz Kerem Can ve Merih Öztürk'ün başrolünde olacağı Başım Belada dizisi arkadaşlar. ATV'nin yeni dizisi ve o da mafya aksiyon üzerinde bir dizi olacakmış. Kimse bilmeze benzeyecek ve hatta arkadaşlar yapım da aynı, günü de aynı olacak. Başım Belada dizisi de pazar günleri yayınlanacak. Ve dizinin yapımı da aynı, baba yapımı arkadaşlar. Dediğimiz gibi bizleri yine kimse bilmez tadında bir iş bekliyor olacak. Ayrıca kadroda da kimse bilmez oyuncularından birkaç isim de yer alıyor arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi bizleri heyecan dolu bir iş bekliyor. Kimse bilmez tadında olacak. Ve başrol karakterimizin adı, Kerem Cevin canlandıracak karakterin adı ise arkadaşlar Azam. Azam karakterini canlandıracak. Değişik bir isim zaten, buradan da anlayabilirsiniz. Bir mafya havası var diyebiliriz arkadaşlar. Kadın başrolde Meri Öztürk. Kendisini en son Balkan Dinlisi dizisini görmüştük. Şimdi Başım Belada dizisini göreceğiz. Dizinin çekimleri başlamıştı. Şu anda birinci bölümün son sahneleri çekiliyor. İkinci bölümü de çektikten sonra dizinin tamamen günü belli olacak. İlk tanıtımda yayınlanacak arkadaşlar. Dediğim gibi kimse bilmez tadında bir iş olacak. Mafya konusu, aşk konusu olacak. Mahallede geçecek olaylar yine. Dediğimiz gibi bizleri yine heyecanlı bir iş bekliyor. Bir diğer dizimize geçelim. Bir diğer dizimiz ise arkadaşlar Tamer Karadağlı'nın yeni dizisi. TRT1 Dijital için çekti kendisi. Serhat dizisi arkadaşlar. Serhat dizisi polisiye bir dizi olacak. Mafya konusu da olacak dizinin içinde. İddialı bir iş bizleri bekliyor olacak. Serhat dizisi TRT1 Dijital'de yayınlanacak dediğim gibi arkadaşlar. Ayrıca kadın başrol oyuncusu ise Nefise Karatay arkadaşlar. Nefise Karatay oldu ve dizinin çekimleri de dün hatta bitti. İlk 10 bölüm çekilmiş arkadaşlar. Serhat dizisi aksiyon, duygusal, aşk konulu bir dizi olacak arkadaşlar. Güzel bir iş geliyor diyebiliriz. Evet, tüm dizileri sizlere aktardık. 5 yeni mafya konulu, aksiyon konulu dizileri sizlere açıkladık. Yeni gelişmelerden, yeni haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz.